Hadi geleceksen gel. Oyalama beni, gel. Geleceksen gel. Bak burada insanlar bizi bekliyor. Geldi. Tamam, bu kadar mıydı? O zaman başlıyorum ben ama beni bir rahat bırak. Beni bir rahat bırak. Böyle olmaz. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün özel bir gün. Bu özel günü böyle uzun uzun vlog çekmek biliyorsunuz ki benim görevim arkadaşlar. Böyle güzel günleri kalıcı bir anıya dönüştürüyorum bu sayede. Bugün erkek kardeşimin doğum günü. Şimdi hep böyle Azra'nın özel günlerine şahit olduğunuz Azra'yı çektim ettim ama hiç erkek kardeşimin doğum gününü çektiğimi hatırlamıyorum. 2-3 sefer kendisi kutluyor. Biz böyle toplu bir şekilde kalabalıkça kutlamayı seviyoruz aile arasında. İşte dayımlar geliyor, babaannemler geliyor, halamlar geliyor falan. Tamamen bir aile kutlaması oluyor yani. Böyle güzel oluyor. Hem biz de toplanıyoruz, yemekler yiyoruz, içiyoruz falan. Gayet güzel, tatlı bir doğum günü oluyor bence. Kendisi daha sonra arkadaşlarıyla kendi aralarında da kutlamalar yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Beni onlara dahil etmiyor herhalde. Böyle arkadaşlarıyla olmak daha çok hoşuna gidiyor. Ben de zaten gerçekten hiç alınmıyorum beni niye çağırmıyorsun diye. Kendisi 18 yaşına giriyor. 18 yaşına girdiğinde hayatının değişeceğini düşünüyor. Ki yalan yok, ben de öyle düşünüyordum. 18 yaşıma bir girsem falan diye. Aranızda böyle düşünenler de belki vardır ama gerçekten 18 yaşına girince hiçbir şey değişmiyor. Gir bakalım, göreceksin hayatında nelerin değiştiğini. Bu arada kendisinde tabii ki haberi var kutlayacağımızdan. O yüzden doğum günü sürprizi olmayacak. Yani doğum günü partisi dersek daha doğru olur. Annem şu an içeride hazırlıklara başladı. Yemekleri, tatlıları artık ne yapıyorsa, menü neyse onu hazırlıyor. Ona yardım edeceğiz. Ama ilk önce ben kendim böyle bir makyajımı, gördüğünüz gibi şu an çok çok makyajsızım. Hiçbir şey yok suratımda. Çok az rimel var. Birlikte bir cilt bakımı yapacağız. Sonra makyaj yapacağız. Sonra üstüm büyük ihtimalle böyle kalır. Akşam değiştiririm çünkü yemek hazırlarken dökebilirim. Ne yapıyorsun burada? Rahat mısın? Ha? Bulmuşsun yerini. İnsan dokunsam kesin düşeceksin oradan. Gel. O zaman hadi ilk önce şu bir cilt bakımımızı yapalım ve kendimize gelelim. Evet, şimdi cilt bakımıyla başlayacağım. Biliyorsunuz ki en güzel makyaj böyle mis gibi tertemiz ciltte güzel duruyor. Bu aralar böyle sürekli kullandığım cilt bakım ürünlerinin cildime çok iyi geldiğini fark ettim. Hatta siz de görüyorsunuz şu an cildimde çok fazla bir şey yok gördüğünüz gibi. Baya baya eski haline göre düzelme var. O yüzden de gönül rahatlığıyla bunları size anlatacağım. Şimdi ilk adımımız Simple'ın bu Daily Skin Detox serisinin mesela makyaj temizleme suyuyla yüzümü böyle bir sileceğim. Bu ürün özellikle yağlı ciltler için aşırı aşırı iyi. Çünkü cildi kurutmadan böyle etkisini göstermesi benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bazı ürünler tamam, şimdi cildimiz yağlı evet ama cildi de kurutmanın bir anlamı yok. Özellikle gözenekleri falan bayağı böyle derinlemesine temizliyor. Her cilt bakımında olduğu gibi çok az tabii kızarıyorum uyguladığım yerlerde. Cildimin her yerine böyle uyguluyorum. Ve sabah akşam bunu kullanabilirsiniz siz de. Ben sabah akşam kullanıyorum. Zaten durulanan bir ürün değil. Bu arada hemen size içeriğinden de bahsedeyim. Cadı fındığı, çinko, kekik bunun gibi güzel güzel ürünlerle var. Zaten böyle parabenler, işte alkol falan içermiyor. Yüzünüzün her yerine uygulayabilirsiniz. Şimdi bunu uyguladıktan sonra yine aynı detoks serisinin arındırıcı yüz yıkama jelini kullanmaya başlayacağım. Özellikle siz de yağlı cilde sahipseniz beni çok çok iyi dinleyin. Çünkü ne yazık ki ben de yağlı cilde sahip olduğum için sizi çok iyi anlıyorum. Aslında bu yüzden de bizim cilt tipimizden kaynaklı sivilce çıkarmaya çok çok müsaitiz maalesef ki. Bu yüz yıkama jeli de sivilce oluşumuna engel oluyor. Hatta bunun da içerisinde yine içeriği aynı kekik, çinko ve cadı fındığı falan var. Bunlar da böyle detoks etkisi yaratıyor yani cilde. O da bayağı iyi geliyor. Sizinle birlikte uygulayacağım. Nasıl uyguladım? Şu kadar almam bana yetiyor. Güzelce böyle köpürttükten sonra cildimin her yerine uyguluyorum böyle. Özellikle şuralara çok çok dikkat edin siz de cildinizi temizlerken. Çünkü makyaj kalıntılarının en çok kaldığı yerler. Hemen yıkadım ve geldim. Şu an cildim bayağı böyle ferahlamış ve aynı zamanda bütün pisliklerden, kirlerden arınmış hissediyorum. Ve şu an cildimi kuru değil, tam tersine nemlenmiş de hissediyorum. Bu hissi de güzel. Şimdi yüzümü böyle derinlemesine de temizledikten sonra bu ürünü anlatacağım. Bu ürün de bayağı iyi bir ürün. Yine bu bahsedeceğim ürün de Simple'ın SOS matlaştırıcı jel diye geçiyor. Aynı zamanda serum niteliğinde bir ürün. Yağlanma ve sivilce görünümüne uzun süre etki sağlıyor bu sayede. Bunu da nasıl uyguluyorum onu da hemen göstereyim. Nemlendirici sürmeden önce T
bölgesine böyle çok az bir şekilde alıyorum ve T bölgeme, yani en çok aslında yağlanan bölgeme uyguluyorum böyle. Yüzümüzün bazı bölgelerinde tek sivilceler çıkıyor. Üzerine böyle pıt 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 şeklinde uygulayabilirsiniz. Gerçekten bu ürün böyle cildi daha pürüzsüzleştiriyor aynı zamanda da. Diğer ürünlerin içeriğiyle bu arada aynı. Oh, kendime geldim gerçekten. Süper. Vloglarda özellikle bunları gösteriyorum ki diğer attığım videolarda çok böyle gösterme imkanım ama eğlence içeriklerinde. O yüzden vloglarda böyle rahat rahat bütün kullandığım ürünleri sizinle paylaşıyor olabilmek benim için de mutlu edici. Mutlu oluyorum sizinle güzel şeyler paylaştıkça. Evet, cilt bakımım bu kadardı. Şimdi çok hafif yapacağım makyajla. Böyle çok ağır bir makyaj yapmak istemiyorum çünkü evde kutlayacağımız için. Hazır cildim de böyle çok güzel temizlemişken kıyamıyorum da aslında ama yine böyle ufak tefek bir şeyler yapayım. Tamam, makyajımı da yaptım. Böyle hafif hafif güzel olduğunu düşünüyorum. Çok fazla abartmadım. Bakın burada kim var? Ne yapıyorsunuz? Neyiz? Keyif yapıyoruz. Oynuyor musunuz? Abla. Ne? Sen yokken bir suratıma atladı. Öyle mi? Bak 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 bak. Hayır, bir düşsen. O araya bak 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 bak. Ay, düşeceksin. Ne yapıyorsun? Hep ayağınla oynuyor senin değil mi? En yakın arkadaşı Azra. Neyse dur şimdi beni lafa tutma. Yukarıda işim var. Ha, telefonum. Kim geldi? Selamünaleyküm, adım Azra. Vay. Çekim yok mu, çekim? Kimler geldi? Merhabalar, merhabalar. Sana doğum günü sürprizi yapacaktık oysa. Çok erken geldin gerçekten. Doğdum galiba. Ben odama geçiyorum. Tamam, sen odana geç. Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi davran. Yukarı çıkacağım ben de. Şimdi hem bir çekiliş var, onu açıklamam lazım. Hem de saçlarımı düzleştireceğim. Sonra gelip masayı artık yapacağız. Arkadaşlar, ıspanaklı böreğimiz pişiyor. Hemen buraya atlıyoruz. Bu yoğurtlu patates topları yapacağız. Böyle patatesleri ezdik. İçerisine baharat, yeşillik yani maydanoz ve ne var? Havuç var. Dereotu var. Sonra yoğurt gelecek. Size birazdan bir şey göstereceğim. Bir tarif göstereceğim. Ve bu tarif eminim birçoğunuzun böyle bilmediği ve bizim oralara ait olan bir tarif. Bir çiğ köfteyi besmeç deniliyor. Besmeç. Annemden de onay alıyorum her zamanki gibi. Bu besmeci, yani aslında bu bildiğimiz çiğ köfte ama şeklini böyle yuvarlak yapıyoruz. Şimdi göstereceğim onu da size. Daha sonra bunu tavada kızartıyoruz. Kızgın yağda değil tabii ki. Çok hafif böyle altlarını tereyağlayıp sıcak bir tavada kızartıyoruz. Tavanın sıcak olması çok önemli bir detaydı gerçekten. İşte besmeç dediğimiz bu yani. Aslında bildiğimiz çiğ köfte. Sadece farklı olarak içerisinde irmik var bildiğim kadarıyla. Bunu böyle mis gibi tavada altlı üstü kızartıyoruz. İrmik dağılmaması için. 3-2-1 poğaça tarifi. 3-2-1 poğaça tarifi yapacakmışız. Burada hamurumuz hazır. Burada böyle bir toplarımız var. Susamlı, kreker gibi. Onu hiç takmadım bile fark ettiyseniz. Güzel bir salatamız var. Yaş pastamız var. Kurabiye. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar şey bir aile mi yiyecek? Hani aile arasında dedim ya, biz belki 5 kişiyiz ya, belki bunu şimdi çok yanlış anlayanlarımız olabilir. Şimdi kaç kişi olacağız biliyor musunuz? 5, 4, 9, 12, 1, 12, 13 kişi olacağız. Az kişi değiliz yani. Benim yapabileceğim bir şey var mı burada? Masayı hazırlayabilirsin. Ben gideyim masayı hazırlayayım. Doğru. Masa örtüsünü koymuşsun zaten oraya. İyi ki doğdun. 18 oldun. Hiçbir şey değişmeyecek hayatımda. Aynen. Hiçbir şey değişmeyecek. Çiçeğin rengine bayılıyorum ya. Aa, üstüme ne kadar güzel uydu Azra, görüyor musun? Okey. To. Şöyle şu masamızı bir açalım arkadaşlar. Bekle, ben geliyorum.
Şimdi diyeceksiniz ki 13 kişi saydım. Buraya kaç kişilik koydun? 2, 4, 6 kişilik koydun. Büyükler burada yer. Biz gençler orada, koltukta, her yerde yiyebiliriz. Zaten her şeyi herkes zaten böyle servis tabağına kendisi edeceği için. Konuşamadım herhalde, acıktım ben. Niye böyle oldum ya? Güzel oldu masamız. Ramazan Bey bir çeker misiniz masayı? Bence güzel oldu. Gayet güzel. Annemin muhteşem yeşil ve sarı merakı. Süper, süper, süper. Bakın bunu evde deneyin. Gerçekten aşırı lezzetli. Üzerine de biraz tereyağı dökeceğiz. Tereyağı yakacağız. Böyle kırmızı biberle. Arkadaşlar, efsane oldu. Şimdi direkt bunu masaya götürüyorum. İnşallah Burhan yemez. Burhan bunları hamarca yediğini hayal ettim diye ama. Ben akıllı keleceğim, nasıl yapalım? Evet, doğru doğru atlamıyor. O zaman bunu şimdi ben götür içeri. Götür mü? Götürelim. Sıcak. Sıcak ablacığım, evet. Ya şu an var ya, hepsini yememek için gerçekten deliriyorum. Bir yandan burada da kızartıyorum. Zaten iki tanecik kaldı. Besmeç olarak bir araştırın. Aranızda tabii ki de bilenler vardır ama. Efsane. Efsane. Size masamızın son halini göstereyim. Ispanaklı böreğimiz, böyle sade bir poğaça, patates toplarımız ve besmecimiz. Burada da anlamsız toplarımız, marulumuz. Geriye yaş pasta gelecek, kurabiye gelecek. Bir tane de bu dediğim o yarbalı, yani buğdaylı salata gelecek. Ya baya baya çok çeşit oldum. Sonra Başak niye kilo alıyor? Neyse, kendimi tutuyorum ama çok yemiyorum yani. O sınırı kendime koyduğum için, onu bildiğim için o yüzden ona göre yiyorum. Burhan yukarı çıkmış galiba, buralarda gözükmüyor. Kedinin en sevdiğim huyu gerçekten hiçbir şekilde masaya atlamıyor. Ya biz masada yemek yediğimizde bile hiç yani böyle bizi rahatsız etmiyor. Kendi kendine takılıyor böyle. Tatlı bir akşam olacak ama yoruldum. Bütün o gördüğünüz köfteyi ben kızarttım, biliyor musunuz? Evet, inanması zor ama gerçekten arttım. Sizi de çektim. Kendinizi vlogda görebilirsiniz. Hala misafirlerimizi bekliyoruz. Üstümü de değiştirdim artık. Gelmemeleri için hiçbir sebep yok gerçekten. Ne oldu? Annemin söylenmeleri. Alca ısrarla havuzun açıldığını söylüyor. Şubat ayında. Havuzu doldurmuşlar diyor. Ama bence Azra o yağmurdan falan biriken suyu... Ya hayır, dün yoktu. O zaman dolduruyorlardır demek. Girecek misin sen? Tabii ki de. Tabii ki de. Girmez olur mu? Aa, geldiler. Oley be. Bu anı yakalamayı çok istiyordum. Yakaladım. Hadi kapıyı açalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Efe. Size Efe ile tanıştırayım. Bu benim kuzenim. Halamın, en küçük halamın oğlu. Sevinc'in oğlu. Seninle tanıştılar. Şimdi. Gel Ömer, gel. Kameraya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu da dayımın oğlu. Adı Ömer. Sen de gel. Bu da bir numara küçüğü Tuğra. Benziyor muyuz hepimiz? Azra sen de gel. Poz veriyorlar. Konuş. Merhaba deyin takipçilerine. Merhaba. Bugün benim doğum günüm. Evet, bugün Ömer'in de doğum günü. Herkesin doğum gününü kutlayacağız bugün. Evet. Evet. Ne aldın abine? Hediye aldın mı? Evet. Abine hediye aldın mı? Evet. Ne hediye aldın? Elmas kafa. Elmas kafa. Bana bana almadın mı hediye? Onu çok üzüldüm. Babam almadı ki. Babana, dayım almadı mı? Evet. Niye almadı? Çünkü seni sevmiyor. Sağ ol, bunu videoda öğrenmem çok iyi oldu. Biraz sonra pasta keseceğiz mi? O biraz hasta. Misafirlerin maskotu. Bu da diğer halamın kızı. Bunlar normalde üçlüler ama diğerleri yok. Herkes çok aç gelmiş. Bir anda masaya oturdular ve bütün yemekler bitti. Bir saatte gördüğünüz gibi masa bomboş. Herkes kediyi seviyor. Kedi ailenin maskotu. Babaannem de inanamıyor kediye. Ki doğdun Ömer. İyi ki doğdun Ramazan. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki. Bravo! Alkış. 18 yaş. Ne değişti? Şu 8 an 8 yaş oğlum. 8 yaş. Hayır, ben 7 yaşındayım. Öyle 8 mekiz yap. 8 mi 7 mi?
7 çark. Ben daha çok olgunlaştım ya. Olgunlar, sana bir olgunluk geldi. Evet. Sen bir iyi oldun bak böyle. Al ablacığım hediyen ablandan. Sağ ol ablacığım. Wow. Beğendin mi? Evet, güzel. Güle güle kullan. Benim değil, dayımın hediyesi. Biliyorum. Ay, açmışsınız bile hemen. Bu uzaktan kumandalı arabamı. Beğendiniz mi? Evet ama bunun kumandası nerede? Bakarız şimdi. Çok güzel değil mi? Wow, mavi renk sana denk gelmiş. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Gri de sana. Beğendin mi griyi? Evet. Çok güzel değil mi? Azal sen göster hediyeni. Wow. Hangi kamera? Bu. Yeni aldım. İyi değil mi bayağı? Evet. Sesini konuşurken neden kalınlaştırıyorsun? Sesimi falan kalınlaştırdım yok. Uykum geldi. Uykum gelince de böyle oluyor ses. 18 yaşına girdiğin için mi? Aynen, bir olgunluk şeyler geldi ya ondan. Bayağı bir olgunlaştın sen. Evet. Japon balığım benim. Evet, çok arkadaşlar. Teşekkür ederim bunun için. Gitti misafirlerimiz. Yarın malum okul olduğu için ve her biri okullu olduğu için bayağı erken kalkacakları için de kalktılar, gittiler. Niye poz kesiyorsun ya kameraya ya? Dur ablam. Aile içinde böyle bir kutlama yapalım dedik. Umarım mutlu olursun hayatın boyunca. Sağ ol ablam. Yeni yaşında böyle dilediğin her şey senin için iyi olacak da. Şükür ederim. Buranın altını çiziyorum. İyi olacaksa gerçek olsun. Gerçekten bizim için de yorucu bir gün oldu. Özellikle annem için en yorucu günlerden biriydi. Çünkü çok kalabalıktık. Ama böyle kalabalıklar da güzel oluyor. O zaman kapatıyorum videoyu. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Bitti bu kadar mı? Bitti, evet. Ha. Üzüldün mü? Evet, çok üzüldüm. Daha yeni başladık. Sen yeni başla ablam partilere. Biz artık yaşlı başlı insanlara. Başlıyoruz. Sen malum 12 yaş, 12 dedim, 18 yaşında olduğun için. Evet. Gençliğin baharında. Gençliğin baharında. Sabaha kadar dışarıdayım. Sabaha kadar. Ay hadi öptüm sizi, bay bay. Kendinize iyi bakın. Happy birthday.